Boş veremiyorsun işte. İnsanın içini kemiriyor. Çok yeni daha. Etkisindesin. Ondan. Takma kafanı bu kadar. Bir zaman gelir hatırladıkça gülersin bile. Bir zaman da gelir hiç hatırlamazsın. Hadi kaçtım ben. Sana hayırlı işler. Otur otur. Rahatsız olma. Güzel. Peki sen şu an ama yalnız yaşıyorsun Tokat'ta. Yalnız da köyde yaşıyorum. Tokat'ta köyde. Değil. Köydeyim yani. Tokat'ın köyünde yalnız yarım yaşıyorum. Saat çıkıyor efendim arabayla. Şehir ki? Gibi böyle asfalt yol. Tabii, tabii. Yine mi evlendirme programı izliyorsun babaanne? Çok ilgileniyorsun bakıyorum. Ama bir eğlencem bu. Onu da çok görün bakalım. Niye kapattın? İzle canım, bana ne? İstemiyorum. Niye kalktı bu yine? Mama saati geldi, uyandı. Ne biçim ana bu, ben anlamadım vallahi. Bahaneyle kesti yavrucağı sütten. Oh! Fıldır fıldır gezmeye vurdu yine. Bekle ablacığım. Bekle, maman geliyor hemen. Hiç güler yüz göstermeye gelmiyor. Anında şımardı. Dar yetişti İstanbul'a. Hastanesine geçmiş olsuna gitti. Ha, müdafaa et sen bakalım. Koru, kolla. Tas tamam yıkarsa bu çocuğu senin başına görürsün. Hadi bugün okulda toplantı var diye gitmedin. Yarın bir gün çık okuldan, otur evde çocuk bak derse ne yapacaksın? Aman babaanne, neler kuruyorsun? Olur mu hiç öyle şey? Yüz verme, alıştırma. Geldiği zaman çok zor baktım, hiç durmadı de. Tabii gelirse. Tahsin'le de düzeltti arayı nasılsa. Yine eski tahas eski hamam. İstanbullarda vur patlasın çal oynasın. Ay! Ah, patlamayı mı? Alo. Anne ne haber? Ne olsun? Bu kadın bıraktı gitti çocuğu başımıza. Koşturup duruyor. Halimiz perişan. Ağlıyor mu çok? Hem de nasıl? Bağırıyor, bağırıyor, katılıp kalıyor. Yediriyoruz, temizliyoruz, pışpışlıyoruz. Nafile. Ana çocuğu tabii. Onun kokusunu arıyor. Çocuğa çocuk emanet edilir mi? Baş edemiyor tabii. Yavrucak ne yedirebiliyor ne yatırabiliyor. Sorun yok baba. Biz gayet iyiyiz. Sus yalancı. Oğlum bu sen üzülme diye öyle söylüyor. Ninni söylemekten dili damağı kurudu vallahi. Öbürü de hacı yatmaz gibi. Gözünü bir kapatıyor bir dikiliyor. Fikret gelecek değil mi? Bak bizim mecalimiz kalmadı ona göre. Akşama gelecek anne, merak etme. Son anda arayıp ben kalıyorum derse hiç şaşmam. Sen erken gel bari. Hepten yalnız kalmayalım. Fikret gelecek anne. Ben de onu otogardan alacağım, öyle geleceğiz eve zaten. İnşallah. Ben şöyle bir yoklamak için aramıştım. Hadi akşama görüşürüz. Leyla ile denedik sonra. Barışır gibi olduk. Aynı evde yaşamaya mecburduk çünkü. Ama olmadı, yapamadık. İkimizin de unutmasına imkan yoktu ki. Şimdi konuşmuyoruz. Mecbur kalıp bir araya geldiğimiz ortamlarda bile bakmıyoruz birbirimizin yüzüne. Böyle işte. Öğrendin her şeyi. Gerçek Necla ile tanıştım. Kemal Beylerle
Aramızdaki mesafenin nedeni de benim yaşadıklarım. Onlar da biliyor her şeyi. Hiç affetmediler beni. Cem onlara rağmen yine de sevdi beni. Ama ne kadar affetti bilmiyorum. Evliliğimizin bir tarafında hep duruyordu çünkü yaşananlar. En ufak bir dalgalanmada hemen ortaya çıkmak için pusuda bekliyordu. Ben hep suçluydum. Hiçbir zaman aklanamadım. Yenilgiyi kabul etmemek için dönüp arkamı gidemedim. Sevmeye çalıştım kocamı. Sevdim de ama... Onun hak ettiği kadar olmadı hiç. Anında haberdar olabilirsiniz.